Buyurun Hasan Bey. Duyuyorum ya, aslında Hasan Bey bak arada söylediklerinde hani üvey annem yapmıyordu ama babam gizli gizli torbaya koyuyordu. Şimdi biz bak, koyuna giderken aslında siz çocuklarınıza bir şeyler yapıyormuşsunuz sanki. Zayda Hanım bak ben sana bir şey söyleyeyim. Söyleyin. Ben 55 yaşındayım. 67 doğumluyum. Ben 55 yaşındayım. Bu çocuklar bak Edenur Edenur var ya. Edenur 4 bak Edenur 40 günlükken anası bıraktı gitti 40 günlük. Siz kavga mı ettiniz annesiyle? Bak ben annesi o evi terk ettikten sonra ben de annesini görmüşüm. Allah bana yüzünü de göstermesin. 40 günlük bak 40 günlük çocuğunu bırakıp giden annede bana fayda olmaz. Ya 40 günlük çocuk daha emzik emer ya. Ne şey memesini emer işte anasının. 40 günlük. Süt 40 günlük çocuk ya, nasıl? Peki siz daha, Soner'in dediği gibi başka birisiyle mi yakaladınız da o yüzden mi gönderdiniz? Şey ben kimseye, ben o konuda kimseye bir şey diyemem. Ben Allah'a vermişim. Ben kimseye lekelendirmek istemiyorum. Ben kendi şerefi gururu, kendi şerefimle yaşayan bir insanım. Belli. Bizim köy, bizim kilimli köy 80 ana, şey 180 anadır. Hepsini arayabilirsin. Hepsini, tamam. Kamera gelsin hepsini tek tek kapılarını dolaşsın. Ama şerefin namusun üzerine söz ver gidip kapılarına demeyeceksin böyle 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 deyin. Ben kimsenin kapısına demem. Ben hakkımı devletten aradım. Tamam bak şimdi dün Kilimli köyünden yine biri beni aradı. Akşam dedi ki Soner dedi beni de bağlasınlar. Onun da ismini vermeyeceğim. Çünkü artık isimler çıktığı zaman hatun aramaya başlıyor. Ramazan koyunu aramış tehdit sen, etmiş. Sen onu bırak bak ben sana diyorum bak Kilimli köyünde bak. Kilimli köyünde bak Kilimli köyünde. Zeydan, sizden tek ricam. Kilimli köyüne gönderir misiniz ekip? Allah rızası için tüm kapıları çalsınlar. Yarın göndeririz. Soner Bey bir şey soracağım. Şimdi yani ben sizin aslında çocuklarınızla bir şey yapmaya çalıştığınızı anlıyorum. Çünkü aralarda Soner de diyor. Hani üvey anne yapmasa bile babam yine bir şeyler hazırlardı. Bize verirdi yanımıza. Sonuçta babadır, atadır bizim için çok kıymetlidir. Ben onun ne söylerse söylesin size içten bir bağlılığını da seziyorum. Onun derdi üvey annesiyle çünkü çok çektiğini söylüyor. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Her şeyin bir gün değiştiğini söylüyor. O gün siz bir ay bir yere gitmişsiniz çalışmaya. Dönmüşsünüz. Bir erik ağacı varmış ona çıkmışsınız. Sizden kuzen evden çıkmış koşa koşa. Siz çocuğa baban geldi dedirtince yanınıza gelmiş. O gün o sizin kuzeniniz miydi? Amcanızın oğlu muydu o? Benim amcam oğul Zafa. Amcam oğul benim tek bir tane var. O da Tosi, yaşlı amcam oğullar var. Vefat etti. Ne amcam oğuldu? Tosi senin neyin? Nasıl? Tosi kim ya? Üç katlı kamyonu olan yeşil kamyonu. Ben ne bileyim ben... Üç katlı kamyon sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ya baba tamam bak ben senden sadece şunu istiyorum. Sen o şimdi kadını bak, o kadını oradan hanım, göndereceksin. Zayda ondan hanım, sonra diyeceksin oğlum çalış. Sen o Zayda kadın hanım, olduğu sürece ben seninle çalışmam. Bak o kadın sen ondan da korkuyorsun. Buyurun. Zayda buyurun hanım, Hasan Bey. Buyurun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bir insan bak bir insan gerçekçi olacak. Birinci başta bir insan bak. Bir insan gerçekçi olacak. Bak sen ne olursa olsun hani bir insan her şeyi yapsın yalan dolan bunları yapmasın. Yani zaten yapsın, yalan dolan çıkıyor sonunda. Hasan Bey herkes anlatıyor bize şimdi. Şimdi dur ben var ya bak ben sana şunu söylüyorum. Sen bunu araştır aile mahkemesi benim dediklerim bak dediklerim aile mahkemesi açılmamışsa. Bak o Mardin'de kızı getirmiş ben burada karakol komutanını aramıştım. Şimdiki fotokopisini karakol komutanına görüp göndermişim. Demişim kızım bak karakol komutanı dedi bir sıkıntı yok kız 24 yaşında herhangi bir suçu yok evlendirebilirsin. Dedim ki kızım ben gideyim ananı babanı razı edeyim. Ondan sonra kısımlarımızı getirip düğün yapam. Bak iyi bir şey söylemiş baba. Yok üvey anne orada kız her şeyi bana anlattı. Bunlar doğru, bana farklı anlattı. Baba hele bir dakika. Baba tamam konuş büyümsün. Peki ya, bir dakika Hasan Bey siz bana anlatın ama şimdi siz az önce Ramazan koyun dediniz ya. Şimdi evet. Ramazan koyun. Telefonda Ramazan Bey merhaba. Ramazan Bey merhaba. Aha buyurun. Şimdi Hasan Bey siz bizi arayınca o da sizinle ilgili bir şeyler söyledi. İzlediniz mi yayını? Evet doğrudur. Peki. Merhaba. Ramazan Bey siz arabada yattığını söylediniz. Çocuklarına evet, bakmadığını söylediniz. Şimdi evet, Hasan Bey de telefonda karşınızda. Evet. Siz bize yalan mı söylediniz? Şimdi sesim Hasan'a gidiyor mu? Gidiyor. Şimdi Hasan orada diyor ki Ramazan koyun yalan söylüyor.
Hasan'a şunu söylüyorum. Ramazan koyun ne zaman yalan söyledi? Ben 45 sene de Erzincan'dayım. Bir tane Allah'ın kulu gelsin desin ki benim Ramazan'da 1 lira alacağım var. O adamın cinsi hepsi yalancıdır. Bak Soner doğru söylüyor. Soner oğlu karşımdadır. Bak arabada yattığını Soner kendisi söylüyor. Ben yalan söylemeye gerek yok. Zayda Hanım. Buyurun. Buyurun Hasan Bey. Ramazan kuyruğunda 18 tane dosyası var köyde. 18 salgınında. 18 dosyası var Ramazan. Bir dakika üst üste konuşmayın. Ramazan Bey bir dakika. Ben Ramazan. Şunu söylüyorum. Hasan. Ben dedim ki Ramazan'ın 5 tane kızı davara otarıyor. Evet koyunları otarıyordu. Niye? İnsan bayanları koyunlara gönderir mi? Evet, niye sen de kızını gönderirdin? Allah hemen adama şey evet, yaptı. Ben ama sen... şu anda kızlarım bak 5 tane 7 taneyi de okutturdum. Anladın? İyi ki okuttun. İyi ki okuttun. Sen de kurtuldun. Görevine gitmiş. Sen bir çocuğa 4 tane avuç çocuğa ekmek vermedin. Yalancı. Avuç karşımda duran çocuğa sen ekmek vermedin. Ha, utanmaz. Çocuk mu kaldırıyorsun sen? Bak utanmaz değil mi? Bak utanmaz. Akşamda terbiyeli konuş. Utanmaz değil mi? Zaten ben senin bahçene vereceğim. Vereceğim tabii. Bir dakika Ramazan Bey bir sakin olun. Ramazan Bey bir dakika. Hasan Bey konuşsun. Ben yalan söylemem. Prensibim değildir. Hasan Bey diyor ki ben evlatları okuttum diyor. Okuttum şimdi, gönderdim şimdi, diyor. Şimdi, sen bir çocuğa Zayda bakamadın Hanım, diyor. Vallahi ben duyumu söylüyorum. Canım. Bir dakika Hasan Bey konuşsun. Ramazan Bey'in sesini kapatalım Hasan Bey konuşsun. Zayda Hanım. Buyurun Hasan Bey. Şimdi sen yarın şey karate mağdurlarını gönderdim diye beni de anlasın Ramazan da anlasın. Ondan sonra o bir günde bir telefonla bağlanalım. Anlatsın. Eş dost kim varsa... Ben gösteririm. Bir de ben şu sizin evinizi merak ediyorum. Şimdi bak bu çocuk burada garibanlıktan çıktı buraya. Sokaklarda yattım diyor. Siz havuzlu evde yaşıyormuşsunuz orada. Yeni ev yaptırmışsınız. O da pek bir güzelmiş. Ama bak siz çocuklara da eşinize de şimdi Hatun Hanım da sizin eşiniz. Sen her ne kadar öyle o kadın desen de o da onun nikahlı karısı. Şimdi onu da şey yapmamak lazım. Orada da bir yuva var neticede. Ama ben yarın muhabirleri göndereceğim. Herkes istediğini söylesin. Toplanın köy meydanında. Ama Ramazan Bey'e bak bir sürü şey söylüyor size. Şimdi cevap verin ona siz. Ben şimdi cevap vereceğim. Bak ya Ramazan kuyunun 18 tane dosyası var Erzincan'da. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda araştırabilirsiniz. Senin kolun uzundur. Devlette araştırabilirsiniz. Bir. İkincisi Çakırman köyünde Ramazan kuyunu Gürgün Etiler Filmi köyüne. Biz köyde Oy topladık Ramazan kürü sürgün etmek için. Ondan sonra o kızlar var ya o çocuklara atıldı. Niye sürgün ettiler biliyor musun? İmzalarda hala Ramazan koyunun 1200 tane koyunu var diye sürgün ettiler. Ramazan koyunun 1200 tane koyunu var diye. Ve köyde onlara ne zararı var? Koyunlar mesela hani otluğa gidiyor ya. O adamın koyunları sayesinde bizim koyunlar otlayamıyordu. Ondan dolayı sürgün ettiler. Bu Ramazan abi de söylesin. O daha fazla yiyor diye. O daha fazla yiyor. Zayda Hanım. Buyurun. Zayda Hanım şimdi o elayla söylüyor. Şimdi Ramazan kuyunu kardeşinin ilaçın kuyun burada. 400 kuyunu var. Niye ona kimse bir şey mi? Çünkü artık birini göndeririz. Daha birinin 500 tane var. Ramazan abinin 1300-1400 koyundan bahsettik baba. 1300-1400 koyun zaten kiliminin merasını kaplıydı. Ya Ramazan kuyunun 200 kuyundan 300 kuyundan fazla bir kuyunu. Eğer varmışsa ben biletlerimi keserim. Adam ben her şeyi sattı. Sen kızlarını koyuna gönderdin. Sen de kızlarını koyuna gönderdin baba. Sen bir dakika ben seninle konuşmuyorum. Ben seninle konuşmuyorum. Ben bir kere bak bir kere terbiye ol. Ben bir kere bir insanla konuştuğum zaman ikinci kişi araya girmesin. Ben gireceğim çünkü baba sen bir kendini saniye, haklı çıkartmak için üste çıkışsın. Bir saniye ben Zayda Hanım'a diyorum. Yarın gönder benim evimi de araştır. Benim de araştır Ramazan kuyunu da araştır. Bir de Anver Bulmak'ın da araştırın. Eğer kimden ne çıkarsa... O kim? Kardeşi. Yo Enver Mollaoğlu hani bir kere daha bir köylüden aramıştı ya. Ha onu da. O.